koordinasyon toplantılarında projenin geleceği, şu an makro politikalarda projenin, programın ne olacağı ve bu programla birlikte daha neleri başarabileceğimizi öğrenmek. Ülkenin diğer şehirlerindeki eğitmenlerle bir araya gelip eğitim içeriğini, sunumumuzu, projeyi nasıl daha ileriye taşıyabiliriz, nasıl daha etkili hale getirebiliriz, bunları tartışıyoruz. Geleceğin Tasarlı projesi bana kendi özgüvenimi de kazandırdı. Kendi özgüvenimi kazandırdıktan sonra bir ekip ruhu, bir takım ruhu, çalışma bilinci kazandırdı bana. Koordinasyonun aslında en büyük etkisi, yansıması, gelecek dönemin ne kadar çok hareketli geçeceği ve dinamik geçeceğini gösterdi. Çünkü koordinasyon gerçekten çok güzel, dinamik bir ekiple geçti.